Şunu şöyle düzeltmem gerekecek. Evet. Herkese merhabalar. Bugün 15 Ocak Pazartesi günü ve okuldan geldim. Saat şu an 4.30. Hemen okuldan gelir gelmez finallere oturmak istemedim. Çünkü inanılmaz yorucu. Bazen 6-7 hafta hiçbir şey yapmayıp son hafta çalıştığım için vize ve finallere. O yüzden şu anda biraz kafayı dinlemek istedim. Video çekmek istedim. Ve hemen eve gelir gelmez kahvemi yanıma aldım. Normalde moka hiç sevmem ama elimde sadece moka kaldığı için mokayı aldım. Ve hemen aldığım bir atıştırmalığı yanıma aldım. Çünkü okulda yemek yemiştim. Ve spora gitmeyeceğim için bugün bunu yemek istedim. Şöyle, eğer bilenleriniz varsa çok lezzetli, bilenleriniz yoksa tavsiye ediyorum. Ve Instagram üzerinden soru istemiştim. Hani beni tanıyın, soru cevap videosu çekmek istiyorum diye. Ve soru gelmiş. Ben böyle birkaç tanesini yazdım. Size de soru cevap yapalım istiyorum. Hobilerin neler? Hobilerim kitap okumak, müzik dinlemek. Ama bu yeni müzik keşfetmek gibi değil. Yani sevdiğim müzikleri dinlerken ev temizlemek. Yani çok uzun zamandır yüzme yapıyordum, jimnastik yapıyordum. Şu anda normal spor, ağırlık, bu şekilde spor yapmayı bu aralar seviyorum. Çünkü tam orada hep odağımı oraya verdiğim için kafam çok fazla dağılmıyor veya düşünmemem gerekenleri düşünmüyorum. Bu yüzden spor. Başka hobilerim varsa annemle beraber yeni bir içerik üretmek, video çekmek, doğada olmak, fotoğraf çekmek. Yaş herhalde, yaş gereği, yaş biraz ilerledikçe, pastadaki mum arttıkça insan şunu fark ediyor. Kaostan, belirsizlikten, dengesizlikten, söylenen sözlerin arkasında durulmamasından, saygısızlıktan uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü her sene yeni bir umutla yıla başlıyoruz. Her sene şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle stres istemiyorum, böyle belirsizlik istemiyorum, böyle insanları hayatıma alacağım derken bir bakıyoruz, hep kendi nehrimizde sürekli akıyoruz. Sürekli aynı döngü, sürekli. Ama dediğim gibi şu yani yaş büyüdükçe tamamen kendimle. Şu an mesela arabadayım, kahvem yanımda. Bunlar büyük nimetler. Bulduğum şeyler kesin gözüyle bence insanlar. Yani şöyle bahsedeyim. İnsanlar sahip olduklarına zaten sahibim gözüyle bence bakmaması gerekiyor. Bu insan ilişkileri olabilir. Şu an elimdeki kitap olabilir. Aldığım yeni bir telefon olabilir. Sevdiğim bir insan olabilir. Zaten burada, zaten yanımda düşüncesiyle bence bakılmaması gerekiyor. Sağlığımız da aynı şekilde. Zaten elim kolum yerinde, gözüm iyi görüyor diye kendimizi ve evimizi ve yuvamızı, sevdiklerimizi hor kullanmamamız gerekiyor bence. Ve şükürsüzlük de yapmamamız gerekiyor. Şükürsüzlükten kastım daha iyi olabilirdi, şöyle olabilirdi. Ben neden bunu yaşadım? Oysa ki insanlar şu an sizin ayakkabınızda olmak için, sizin arabanızda olmak için, sizin sağlığınızda olmak için emin olun çok büyük çabalar sarf ediyor. Ve siz çaba sarf ederek veya etmeyerek bir yerlere geldiğiniz zaman onun kesinlikle değerini bilmeniz gerekiyor. Çünkü ne aynı insanla ikinci defa aynı şekilde karşılaşırsınız, ne aynı sağlığınızla ikinci defa ikinci şekilde karşılaşırsınız. Şimdi bu ara bir cümleydi, bu ara bir sözdü ve şu anda size hobilerimden bahsettim. Bakalım başka ne var? Hayatında yaptığın en büyük başarı neydi veya kazandığın en büyük başarı neydi? Yaşamın akışına müdahale etmeyi çok severdim. Yani bir yol var ve ben o yola çok müdahale etmeyi severdim. Bakın ben haklıyım, bakın şöyle, bu elimde delil, ama sen şöyle, ama ben böyle. Ben o yola, o yokuşa, o düzlüğe, o dereye, tepeye çok müdahale etmeyi severdim. Bence ben onu yavaş yavaş bıraktım. Ben eğer o yolda yürüyorsam sevdiğim insanlar da benimle yürüyecek. Değer verdiğim insanlar da benimle gelecek. Ama her an herkes her şeyi yapabilir de inandığım zaman bu benim en büyük başarım olmuştu. Benim gibi yaşamın akışına ben yön vermeyi bıraktığım zaman nehrin ona hani bana öğreten şey neyse o nehirde giderken ben ona uyum sağlamaya başladım. Yani bu bir nehir. Ben bu nehirde yüzüyorum. Boy veriyorum. Sen de istersen bak bu nehire gel. Geldiğim zaman bence benim psikolojim çok rahatlamıştı.
Öyle mi dediler? Olabilir. Böyle mi olmuş? Olabilir. Ama mesela sivilcem vardı. Hala var. Düzeltebileceğimiz şeylerin üzerinde uğraşıyorum. Düzeltemediğim şeyleri de o kadar fazla artık kendimi sevmemeye bağlamıyorum. Yani böyleyim. Böyle de güzelim. Yani tüm gün koltukta da otursam, hiçbir şey de yapmasam, ertesi sabah 5'te kalkıp tüm gün çok yaratıcı da olsam, kendimi her iki halükarda da çok seviyorum ve bu benim bence hayatta başardığım en güzel şey. Hayattaki en büyük kazancım ne diye sorulmuş. Hayattaki en büyük kazancım, ben maddi olarak bakmayacağım, manevi olarak bence annemin olması. Böyle gerçekten yanımda çok büyük bir abla gibi, kardeş gibi annemin olması. Seni her zaman güldüren şey nedir? Beni her zaman güldüren şey. Benimle ilgili benim bile hatırlamadığım ufak şeylerin veya küçük bir anının hatırlanması. Her zaman beni mutlu etmiştir. Ve şey cümleleri, mesela annem bugün okuldan beni almaya geldi. Elinde bir şey poşeti vardı alışveriş merkezinde. Sen seversin diye aldım. Utanç verici bir hikayem var mı? Utanç verici bir hikayem var arkadaşlar. Biz annemle Danimarka'daydık. Şimdi diyeceksin ki neresi utanç verici olabilir? Annemle Danimarka'daydık. Ve önümde bilmediğim Rus bir aile vardı. Ve benim elimde inanılmaz ağır böyle kıyafetler var. Çünkü inanılmaz ucuzdu. Oranın parasıyla buranın parasına bakıldığınız zaman. Hem uygun fiyataydı. Hem de çok sevdiğim parçaları orada bulabilmiştim. Böyle sırada böyle yarım saattir bekliyorum. Ve önümde küçük bir çocuk. Döndü, hareketi çekti, dil çıkardı ve ben hiç sevmem böyle tipleri. Anneme döndüm, dedim ki anne ne kadar da yani, tuhaf bir çocuk dedim anneme. Ve bunu biraz böyle şey söyledim, sinirle söyledim çünkü çok gerilmiştim. Ve önümdeki aile Rus çıktı. Ben onları Danimarkalı zannediyordum. Elimden nasıl attıysam poşetleri, elimden nasıl attıysam her şeyi gittim. Kesinlikle kaçarak uzaklaştım. En sevdiğin kitap alıntısı nedir diye. Çünkü benim öne çıkarılanlarımda çok güzel bir kitap alıntısı sayfam vardı. Sonra hepsini kaldırdım. Herakleitos'undu. Aynı nehre iki kez giremezsin. Çünkü nehir de değişir, sen de değişirsin. İlk duyduğumda böyle kalmıştım. Bu aslında hayatımızın birçok yerinde aslında anlamamız gereken bir şey. Çünkü bir de çok güzel bir filmde vardı galiba, şey diyordu. Aynı insanla ikinci kez tanışmazsın aynı insanda bile. Çok benzettiğim cümlelerdir. Hiçbir ünlüyle tanıştın mı? Tabii ki birçok ünlüyle tanıştım. Birçok ünlüyle fotoğraf çekindim. Birçok ünlünün olduğu ortamda bulundum. Çünkü ya çekimlerde, yılbaşı çekimleri, ya bir programlarda, ya bir kanalda sürekli bulunduğum için evet birçok ünlüyle. İnsanlarda beğenmediğin özellik ne? Birincisi, bir ortamda çok fazla ağzını şapırdatarak yiyip içmek. Kesinlikle hiç gelemem. Bir ikincisi, ben böyle değilim deyip tam olarak öyle olan insanlar. Tam olarak kendini tanımlayıp ben böyle biri değilim diyen insanlar. Şimdi öncelikle kitap okurken şöyle bir sayfaya denk geldim hemen çok başında. Sorun yok. Kendini kötü hissetmekte sorun yok. Deneyimlerinden kalma, yara izlerini üzerinde taşımakta sorun yok. Berbat bir durumda olmakta sorun yok. Kenarı kırık bir fincan olmanda sorun yok. Bir hikayesi olanlar o fincanlardır. Duygusal ve içinden geldiği gibi davranmakta, sevmen gereken şeyleri ve filmlerde acı ya da tatlı tatlı ağlamakta sorun yok. Sevdiğin şeyleri sevmekte sorun yok. Bir şeyleri havalı, zekice ya da popüler oldukları için değil, yalnızca sevdiğin için sevmekte sorun yok. İnsanların seni bulmalarına izin vermekte sorun yok. Hummalı faaliyetlerde 40 parçaya bölünmek zorunda değilsin. Elini uzatan taraf hep sen olmak zorunda değilsin. Bazen de birilerinin sana el uzatmasına izin verebilirsin. Müthiş yazar Anne Lamott'un dediği gibi, deniz fenerleri adalarda oradan oraya koşturup kurtaracak gemi aramaz. Tek yaptıkları
öylece durup ışıldamaktır. Her anı değerlendirmemekte sorun yok. Kendin olmakta sorun yok. Ve bu şekilde kitabın 12. sayfasında bunu durdurup arabamın yerini değiştireceğim. Çünkü arkası biraz kalabalık olmaya başladı. Ben de size sahili göstermek istiyorum. O kadar soğuk ki. Çok tatlı bir kedi gördüm. Muhtemelen kendini sevdirecek. Bir tane daha var. İki tane şu an kedimiz var burada. Şu an bana odaklaması lazım. Aa, çok karanlık. Bunu neden söylemedim? Aa. Aa. Hey. Hey. Kameraman. Ama sahile doğru. Böyle gerçekten çok üzüldüğünüz zaman veya çok mutluyken sahile gelmeyi alışkanlık ettiyseniz benim gibi, sonra sahilden çok kopamıyorsunuz. Sandalyeler maalesef evde kaldı. Yoksa alıp burada biraz otururdum. Şimdi sana da hoşça kal karga. Şimdi minnak kedimizi görüp buradan artık eve gitme zamanı geliyor yavaş yavaş. Kuma batıyorum. Biraz daha kitap okuyup atıştırmalığımı ve sıcak çikolatamı bitirip yavaştan eve doğru gideceğim. Evet, gün batımını beraber yakalarken çok güzel bir bölüme geldim. Bölümün adı Güç. Şimdi çok güzel bir şey söylüyor. Bir dış etken yüzünden üzüntü duyduğumuzda acı o şeyden değil, sizin ona biçtiğiniz değerden kaynaklanır ve bu durumu her an tersine çevirebilme gücüne sahipsiniz der Roma İmparatoru. Ve şu an tam böyle gün artık battı ve o mavi ışık, böyle morla karışık mavi ışık kalır ya, öyle bir hava şu an. Yaklaşık 1,5 saattir falan buralardayım. Çok da mutluyum açıkçası. Diyordum ki telefonum çaldı tabii ki. Tam böyle hani hava kararır ve hemen arkasından mavi bir ışık etrafı böyle alır. Öyle bir hava şu an. Bir de araba gürültüleri olmasa şu an burada o kadar iyi olacak ki yani. Parıl parıl bir gökyüzü. Yani tavsiye ediyorum açıkçası, bir psikolog da olmasam, bir psikiyatrist de olmasam, şöyle bir saat sahile inip veya deniz görebileceğiniz veya tam tersi, eğer sahil insanı değilseniz orman görebileceğiniz güzel yerlere gidin. Birbirinizi, kendinizi, kalbinizi, beyninizi, yani birbirinizi kendinizle dinleyin. Çözemediğiniz sorular varsa kendi kendinize konuşarak çözün. Ya ben çünkü öyle yapıyorum şu an. Emin olun eve çok daha rahat döneceksiniz. Mesela ben finallerime çok kafayı takmış bir durumdaydım. Dedim ki neden şu an hemen eve döner dönmez ödev yapayım ya da neden şu an finale çalışayım ki, hemen dışarı çıktım. O dışarı çıkmak işte şu an çok işime geldi. Ya bakın gördüğün, bak durduğum yere bakın. Sakin, sessiz. Ve şu an sakince burada durup kendi böyle, bakın denizi dinleyelim. Bunu şey yapalım, es geçelim bu motor sesini. Denizi dinleyelim. Ezan okunuyor, deniz. Bu arada ben bugün saç bakımı da yapmam gerekiyor. Hem saç peelingimi yapmam lazım, hem saç maskesi yapmam lazım. Yarın çünkü Beyaz TV'de annemiz çekimleri var. İyi görünmek istiyorum. Bu arada onun da vlogunu çekeceğim. İzin verdikleri müddetçe. Çünkü kamera arkası fazla izin vermiyorlar. Onu da çekeceğim. Ve şimdi yavaştan eve doğru. Hava buz.